adamını kaybetmiştir. Kendisi benim okul arkadaşımdır. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Saadet Partisi'ne gelenlerin arasındaydı. Üç farklı adrese ziyaretler devam ederken, Necmettin Erbakan'ın cenazesi ambulansla hastaneden alınarak Balgat'taki evine getirildi. Cenazeyi taşıyan ambulans evin bahçesine alındı. Partililer basın mensuplarının bahçeden çıkması için bir süre beklediler. Erbakan'ın çocukları da buradaydı. Hadi arkadaşlar, lütfen. Hadi. Arkadaşlar. Erbakan'ın cenazesi ambulansta bekletilirken salağı okundu. Bir grup partili de evin önüne gelerek tekbir getirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu taziye için Erbakan'ın evine geldi. Hem ülkemizde hem İslam dünyasında ve uluslararası alanda yaptığı hizmetlerle, getirdiği yaklaşımlarla önemli etkilerde bulunmuş, büyük bir miras bırakmış bir liderdi. Allah rahmet eylesin. Alınan son bilgilere göre Necmettin Erbakan'ın cenazesi ambulansta bekletilecek ve ardından aynı ambulansla İstanbul'a doğru yola çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah akşam saatlerinde Erbakan'ın Balgat'taki evindeydi. İçeride yaklaşık bir saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erbakan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Neticede bütün aileye, sevenlere, herkese, milletimize de başsağlığı diliyorum. Efendim en son ne zaman görüştünüz acaba? En telefonla hastanede konuşmuştuk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın vefat haberini İstanbul'da aldı. Erbakan için öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her daim kendisine şükran ve minnetle anacağız dedi. Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefat haberini İstanbul'da katıldığı 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'nde aldı. Kürsüye çıktığında da Erbakan'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Başbakanı, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Hakk'ın rahmetine yürüdü. Türkiye'ye çok önemli hizmetler kazandırmış, Türk siyasetinde kendisine mümtaz bir yer edinmiş, ayrıca ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamıydı. Başbakan, Erbakan'ı daima minnetle anacaklarını söyledi. Sevenlerine ve Türkiye'ye başsağlığı diledi. Şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak da genç nesillere güzel bir örnek teşkil etti. Mekanı cennet olsun, Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her daim kendisini şükranla, minnetle yad edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Başbakan Erdoğan, Sebit Bilişim Fuarı'na katılacağı Almanya'ya hareketinden önce de Erbakan'la ilgili soruları cevaplandırdı. Recai Kutan Bey'le bir görüşme fırsatım olmuştu. Ve kendileri bana yoğun bakımda olduklarını o zaman söylemişlerdi. Bundan dolayı bir görüşme imkanımız olamamıştı. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ailesine ve Saadet Partisi camiasına da başsağlığı diliyor. Başbakan Erdoğan, Almanya'dan sonra Belçika'ya geçecekti. Erbakan'ın vefatı sebebiyle programında kısa bir değişiklik yaptı. Almanya'daki programından sonra salı günü İstanbul'daki cenazeye katılacak, ardından da programına kaldığı yerden devam edecek.
Erbakan ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmak için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erbakan'la en son hasta olduğu dönemde görüştüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu cenaze namazına İngiltere'de olacağı için katılamayacağını söyledi. Acil servise yattığında telefonla görüşmüştüm. Kendisini telefonla arayıp acil şifalar dilemiştim. Kendisi beni yakından izlediğini, düşüncelerimi izlediğini ifade etmişti ve başarılar dilemişti. Bugün İzmir'den Ankara'ya dönerken vefat haberini duydum. Tabii Türk siyaseti için önemli bir kayıp. Yakınlarına, akrabalarına, ailesine, partilerine, bütün sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Sağ olun arkadaşlar. Ben İngiltere'de olacağım. Onu ifade ettim yukarıda. İngiltere'de olacağım ama arkadaşlarımız katılacaklar. HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Balgat'taki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'ye ve Türk milletine çok büyük hizmetleri oldu. Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. Buyurun efendim. Tabii bizim için fevkalade acı bir tablo. Biz bu eve çok defalarca, yüzlerce kere geldik. Birçok toplantılarda hocamızı sağlığında birçok sefer konuştuk, dinledik. Gerçekten fevkalade acı bir tablo bizim için. Bütün milletimizin, bütün camiamızın başı sağ olsun. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah yerinde rahat ettirsin. Allah makamını cennet etsin. Gerçekten Türkiye'ye fevkalade büyük hizmetleri olmuş olan, gerçekten bu milletin bekası için, bu milletin izzet ve şerefi için, bu ülkenin kalkınması için bütün ömrünü adamış olan ve tırnaklarıyla kazıyarak ta 1969'lardan itibaren büyük bir siyasi mücadele vermiş olan bir büyük siyasi lider. Bu memlekette gerçekten halkın devletle, milletle devletin barışması konusunda fevkalade önemli katkıları olmuş. Fevkalade büyük çabaları olmuş bir büyük siyasi lider. Özellikle yarın büyük bir tesadüf, 28 Şubat süreci geliyor. 28 Şubat süreci gibi o antidemokratik kara günlerde gerçekten dengeli durabilmiş, istikrar içerisinde başbakanlıktan edilmiş olmasına rağmen büyük bir sükunet, vakar içerisinde, devlet adamlığı içerisinde hareket etmiş olan birisiydi. Refah Partisi'nin kapatıldığı zaman söylediği o söz dün gibi kulaklarımızdadır. Refah Partisi'nin kapatılması tarihin akışı içerisinde bir toz mesabesinde bile değildir şeklindeki sözleri Türkiye siyasi tarihine mal olmuştur. Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı münasebetiyle Fethullah Gülen Hoca Efendi de bir taziye mesajı gönderdi. En kritik dönemlerde milletimize gerek başbakan yardımcısı gerekse başbakan olarak hizmet imkanı bulmuş, Türk siyaset tarihine farklı bir üslup ve yaklaşım biçimi getirmiş, yıllar boyu yaptığı çalışmalarla pek çok insana ilham kaynağı olmuş Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Gurbette olmam hasebiyle cenazeye iştirak edememekten ayrıca mahzunum. Merhuma Cenab-ı Erhamurrahim'inden rahmet ve mağfiret diler, milletimize, Saadet Partisi camiasına ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ederim. M. Fethullah Gülen. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaklaşık 13 bin gurbetçiye sesleniyor.